Evet arkadaşlar, Gayita kanalına hoş geldiniz. Bugün Rurok Atlas 4.0 kaskını inceleyeceğiz. Ama bunun öncesinde bu kaskı yurt dışından buraya nasıl getirttim onu anlatacağım size. Rurok Atlas 4.0 kaskı internette bir yerde gördüm. Bir yerde karşıma çıktı. Ben de almaya karar verdim. Sonrasında Türkiye'de çok araştırdım. Bulamadım bir türlü. Tabii bu bahsettiğim olay aylar sürüyor. Bu kaskı alacağım, bu kaskı alacağım diyorum. Bir türlü Türkiye'de bulamıyorum. En sonunda Meyve Augusto, Water Garden, Kadıköy'deki Water Garden AVM'nin içinde olan Meyve Augusto'da bunun satıldığını gördüm. Gittim fiyatını sordum. O zamanki TL bazında 16-17 bin liraya denk geliyordu. Dolarla da satıyorlardı onlar da. Ama sitesine baktığımda TL fiyatıyla 8 bin lirayla 10 bin lira arasında değişiyordu. Öyle bir fiyata geliyordu. Sonra ben de dedim ki enayi miyim dedim. 16-17 bin lira vereyim. 8 bin liraya bu kaskı alayım dedim. Evet, enayi. Nasıl oldu onu anlatayım. Gittim yurt dışından sipariş verdim. Siparişi verdiğim an sonra hemen arkadaşlarıma söyledim. Böyle böyle bir sipariş verdim. Şöyle oldu böyle oldu derken arkadaşlarım da bana eğer 150 euronun üzerinde bir sipariş verirsen başına çok büyük dertler geleceğini söyledi. Ben de hemen biraz araştırınca evet gerçekten öyle olduğunu fark ettim. Çünkü yurt dışından Türkiye'ye 150 euronun üzerinde bir şey sokmaya kalktığınızda gerçekten bir ton şeyle uğraşıyorsunuz. Ben de bununla uğraşacağımı gördüğüm için hemen Rurok'a mail attım ve dedim ki siparişi iptal edin. Ben bu kaskı istemiyorum. İptal edin dedim. Ama arkadaşlar çok hızlı çalıştığı için hemen kargoya bile vermişler. Yani üzerinden bir saat bile geçmemişti. Yapacak bir şey yok dedik. Kaskı bekledik ve kask en sonunda gümrüğe geldi. Asıl film buradan sonra başlıyor. Kask 150 euronun üzerindeydi. Türk lirasıyla 10 bin liraya geliyordu. Ama o an Rurok'ta bir indirim vardı. 8 bin liraya denk geliyordu. FedEx'le hemen gümrüğe gönderdiler. Ürün de gümrüğe geldi. Ve ben bu gümrük FedEx'i aradım ve dedim ki ürün gümrüğe gelmiş. Bunu bana gönderin dedim. Dedi ki ürün dedi 150 euronun üzerinde dedi. Bunun için dedi artık kişisel değil ticari olarak işlemler uygulanacak dedi. Siz bir ticari ürün almışsınız gibi işlemler yapılacak dedi. Bu yüzden sizin gümrük müşaviri tutmanız gerekiyor dedi. Ve tabii bir iki de tavsiyede bulundu. Ben internet üzerinden gümrük müşavirlerini araştırıp onlardan bilgi almak istedim. Hani bu iş nasıl olur? Bu işin olması gereken şekli nedir? Evrak kürek işleri nasıl olacak? Bunları sordum kendisine. Bu kısmı işte bir sürü evrak hazırlanıyor, şu alınıyor, bu alınıyor falan derken özetle bana dediler ki kardeşim sen bu kaskı 8 bin liraya almışsın. Bir 12 bin lira daha verirsen belki kaskı sana alabiliriz. Neden belki? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Siz bunu kişisel değil de ticari olarak aldığınız için, devlet sizi böyle gördüğü için 150 euronun üzerine alıyorsunuz çünkü. Diyor ki önce kardeşim bu bir teste girecek diyor. Oradaki memurlar gelecek, gümrük memurları buna bakacak. Bunu TSE testine sokacaklar. Tabi testte neler yapılıyor bunu hiç bilmiyoruz. Eğer testten geçerse sen bu ürünü sokabilirsin içeri. Ama tabi bunun için zaten bir 8 bin lira vermişsiniz. Artı bir 12 bin lira daha vermeniz gerekiyor. O da testten geçerse kask elinize alabileceksiniz. Ben de dedim ki abi kask gümrükte kalsın. Ben istemiyorum. Bunun astarı yüzünü geçiyor. Bu kasktan ben ümidi kestim deyip konuyu orada kapattım. Dedim bari kaskı alamıyorum. Kaskı geri göndereyim dedim. Kaskı da geri göndermek için hemen Rurok'un sitesine gittim. Baktım ve dediler ki kaskı anlaşmalı olduğumuz DHL firması. DHL, DHL, Uluslararası Kargo. Evet. Oraya bırak dediler. Oradan bize gönder biz paranı iade edelim diyorlar ama kask zaten bende değil ki. Kaskı kendim alabilmek için 12 bin lira harcayacağım. 8 bin liranın üzerine artı 12 bin lira harcayacağım. Kaskı bana alacağım. Onlara vereceğim. Karşıya gidecek. Onlar da belki parayı yatırır. Dedim abi bunlarla uğraşmaya gerek yok dedim. Zaten kask bende değil. FedEx de gelip DHL ile geri göndermemi istiyorlar. Rurok da burada gerçekten çok saçma bir işlem yapıyor ve kesinlikle maillerinize cevap gelmiyor. 4.0 alacaksanız aklınıza bu olsun. Kesinlikle adamlarla iletişim kuramıyorsunuz. Ve ben bu işlemleri yapamadığım için kaskı gümrükte terk ettim ve üzerine çizgiyi çektim. Üzerine bir güzel soğuk su içtim. Şimdi bu işlemler oldu. Ben kasktan vazgeçtim. O zaman bu kask buraya nasıl geldi? Hemen onu da anlatıyorum. Bu olaylar olduğu zaman yakın arkadaşım Mertcan dedi ki ben Hollanda'ya gideceğim. Eğer bu kask Hollanda'da da varsa orada bir arkadaşım var. Onun evine sipariş ver. Ben Hollanda'ya gittiğimde sana getireyim dedi. Bana da mantıklı geldi. Hemen hiç vakit kaybetmeden o an zaten bir %30-%40'lı indirim olduğu için yine aynı fiyata 8 bin liraya siparişi verdim. Mertcan'ın Hollanda'daki arkadaşına bu kaskı gönderdik. Hızlı bir şekilde yine oraya da çok hızlı bir şekilde gitti. Allah için 10 numara çok hızlı çalışıyorlar. Hemen aynı gün belki de ertesi gün bir an önce kask gitti eline ulaştı. Ondan sonra biz Mertcan'ın Hollanda'ya gitmesini bekledik arkadaşlar. Mertcan Hollanda'ya gitti. Kaskı aldı. Kutusundan çıkarttı. Ve kaskı bize getirdi. Bu yüzden kutu açılışını ben yapamıyorum. Kask elime bu şekilde geldi. Yani
Aslında Türkiye'deki fiyatla aynı fiyata geldi. Nasıl aynı fiyata geldi? Diğer kaskı sayarsak aynı fiyata geldi. Ama eğer yurt dışına giden gelen bir arkadaşınız varsa onları bu kaskı aldırtabilirsiniz. Daha ucuza gelebilir. Ama öyle bir arkadaşım, öyle bir akrabam yok diyorsanız hemen en yakını Watergarden'daki ve Meyve Augusto'ya gidiyorsunuz. Oradan hemen kaskınızı alıyorsunuz. Ama benim istediğim model orada da yoktu. Bu modeli istiyordum. Batman modelini. Gördüğünüz gibi. Bu modeli istiyordum. Bu modeli aldı. Mertcan getirdi. Son olarak Mertcan Hollanda'ya gitti. Kutu açılışını yaptı. Kutu açılışını ben yapamıyorum. Gördüğünüz gibi direkt içinden geldi. Onu da ekrana vereceğim kutu açılışını. Mertcan gitti. Kaskı aldı. Getirdi. Kutusunu atıp aldı. Getirdi. Ve bu kask bana sonuç olarak 16 bin liraya gelmiş oldu. Türkiye'den alsaydım yine 16-17 bin lira olacaktı. Tabii ki o zamanki kurdan bahsediyorum. Şu an kesinlikle fiyat artmıştır. Ne kadar bilmiyorum. Yani yine aynı paraya gelecekti. Ama eğer bir yakınınız varsa direkt ona aldırtabilirsiniz. Hatta yani o dönem için konuşuyorum. Direkt Hollanda'ya gidip alıp gelseniz yine üzerine bir de tatil yapmış olacaktınız. Aynı parayı alıp üzerine bir de tatil yapmış olacaktınız. Bu şekilde bu kaskı Türkiye'ye sokabilirsiniz. Ama onun dışında yok ben gümrükten geçireyim. Gümrükten gelsin falan filan. Arkadaşlar 150 euronun üzerinde bir şeyi gümrükten geçirmeniz neredeyse imkansız. Hele bu kasksa neredeyse demiyorum. Kask getiriyorsanız 150 euronun üzerinde kesin imkansız. Getiremezsiniz yani. Bunu öncelikle aklınıza sokun. 150 euronun üzerine eğer bir şey alacaksanız almayın kardeşim. Durumun özeti bu. Artık kaskın incelemesine gelebiliriz. Sonunda kaska kavuştum arkadaşlar. Hemen bunun incelemesine geçmeden önce Mertcan kutu açılışını yaptı. Onu izleyelim sonra incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar, Hollanda Amsterdam'dan kutu açılışı yapıyoruz. Oğlum Atlas'ın çıkardığı Atlas marka modelli kaskımız, Batman modeli. Buradan Türkiye'ye Uğur arkadaşımıza gidecek. Şöyle bir kutumuz çıktı. Boş, hiçbir şey yok. Evet, kargo kutusunun içinden muazzam bir kutu geliyor arkadaşlar. Şu gereksiz kutuları atalım. Evet, Batman kutusu. Kask içerisinde kendi taşıma çantasıyla geldi. Şöyle bir korumasıyla vesaire geldi. İçinden ne olduğunu bilmediğim iki tane bir şey daha çıktı. Bunları size Uğur detaylı olarak inceleyecek. Kutunun içinden de başka hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Motordan anlamadığım için bu ne bilmiyorum. Güneşlik falan herhalde kaskın önüne taktı biri. Şu Atlas'ın üzerinde hemen gösterelim. Böyle olacak herhalde. Atlas sevdi. Geri koyuyoruz. Evet, bu içinden çıkan iki yuvarlak parçayı da bunun yanına atalım. Yumuşaklar zaten. Evet, Atlas kaska ulaşmaya çalışıyor. Evet. Şimdi kaskı açalım. Evet. Kask geldi. Böyle bir kask. Şöyle açılıyor. Arkasında yarasa desenleri var kırmızı. Atlas bunu çok merak ediyor şu anda. Bunu Atlas'ın kafasına takalım. Gel Atlas. İstemedi. İncelememiz bu kadar. Evet, Mertcan'ın kutu açılışını gördünüz. Kask bu arkadaşlar. Batman modeli. Atlas 4.0. İstediğim model buydu. Ben vizyonu değiştirdim.
Şöyle kilitli bir vizörü var. Vizörünü değiştirdim. Siyah olan taktım. Yanında da şeffaf var. Zaten üzerinde şeffaf olan takılı geliyor. Yanında da vizör geliyor. Mertcan yanında bir de şöyle iki tane oyuncak getirmiş arkadaşlar. Batman ve Joker. Ben bu paketi ilk açtığımda, yani o torbasından ilk çıkarttığımda bunu Rurok'un gönderdiğini sandım. Ama sonra dedim ki bu hıyarlarda nerede böyle incelik? Mertcan getirmiş. Orada ördek çok meşhurmuş Hollanda'da. Her şeyin ördeği varmış. O da Batman ve Joker'i sevdiğimizi bildiği için sağ olsun bize de hediyesini göndermiş. O zaman Batman ve Joker eşliğinde hemen kaskın incelemesine geçelim. Batman ve Joker'i yana alalım. Evet arkadaşlar, kask bu şekilde geliyor. İçinde şok kısmını gördü o Mertcan'ı size gösterdi. Bu siyahlar ne bilmiyorum dediği şey. Kulakların oraya interkom takıyorsunuz ya da herhangi bir şey takarsanız oradaki boşluğu kapatmak için. Takmazsanız daha doğrusu orada boşluk kalmaz. Oraya cırt cırtla yapıştırılan bir şey. Ben içine yapıştırdığım için şu an gösteremeyeceğim size. Üzerine şeffaf vizörle geliyor ve yanında da gördüğünüz gibi siyah olanı geliyor. Tabii ben yer değiştirdim. Şu an bunun içinden şeffaf olan çıkacak. Bu şekilde. Hediye olarak geliyor. Ekstra bir şey yok. Bir de bunun çantası geliyor. Rurok. Şimdi tasarımına hiçbir şey demiyorum. Tasarımı zaten görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Biraz telif yemeyiz inşallah bunu dediğim için. Bana göre dünyadaki en iyi görüntüye sahip kask bu arkadaşlar. Rurok. Hangi modelini alırsanız alın. Adamlar görüntü olarak bu işi yapıyor. Sağlamlık olarak ne kadar sağlam bilemeyiz. Daha yeni bir firma. Daha önce bilmeyenler için konuşuyorum. Bilenler zaten biliyordur. Daha önce bu adamlar kayak, snowboard kaskları yapıyorlardı ve bu olayda neredeyse zirvedeler. Ondan sonra motosiklet tarafına geçtiler. Ben tasarımını çok beğendim ve güvenli olduğunu da düşündüğüm için, daha önce snowboard kaskı yaptıkları için, güvenli olduğunu düşündüğüm için bunu aldım. Tabii ki almamın en büyük nedeni öncelikle tasarım. Kaskın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Vizörü, üstten başlayayım daha doğrusu. Şurada bir hava kanalı var. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Şurada bir hava kanalları var arkadaşlar. Hava giriş çıkış yerleri. Şuradan aç kapa yapabiliyorsunuz. Tabii bunu eldivenle yapmanız açıkçası çok zor. Bunu çıplak elle daha çok. Belki de zamanla oturur. Vizör tarafında bu şekilde açılır, kapanır. Full kask zaten. Bundan bahsetmeme gerek yok. Ve kilit olayı da var. Yani oturdunuz, olmadı. Bir de buradan tık sesini duymanız gerekiyor. Kilit tamamen oturmuş oluyor. Bazı dandik kasklarda rüzgardan ya da düşünce vizör falan açılabiliyor. Bu tamamen kilitli olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. Daha bir güvenli sürüş sağlayacaktır size. Ve açılış kısmının yan tarafta olması daha bir güzel. Ortada sıkıntı çıkarabiliyor bazen. Yanında olması daha bir arkadaşlar. Vizörü çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Şurada iki tane pin var. Bunu söktüğünüzde gördüğünüz gibi. Bu da çok güvenli bu arada. Yandaki yuvaları görüyor musunuz bilmiyorum. Çıkıntılar var. Çıkıntılar tam oturduğu için buradan kendi kendine çıkamayacak bir durumda. O yüzden kolay bir şekilde açılıyor. Vizör kolay bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şunu da çıkarayım buraya koydum ikinciyi. Şuradan. Vizör çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. En basit tarafı bence bu. Ya bazılarında tornavidayla sıkıyorsun hatta öyle söyleyeyim. Mesela şeffaf takacaksın. Direkt abi buraya kafandaymış gibi oturtuyorsun. Nerede? Yandaki delikleri oturtuyorsun. Tamam mı? Şöyle bir göreyim. Oturdu bak. Görüyor musun? Oturdu iki taraftan da. Tek yapmam gereken bu pinleri yerine takmak. Bu kadar. Nerede lan? Bak taktım. Çevirdim. Bitti. Orayla işim bitti. Aynı şekilde buraya da abi şöyle tırnaklarını görmeye çalışıyorum. Taktım. Çevirdim. Bitti. Bu kadar. Ah. Takıldı abi. Şeffafı taktım şu an. Gördüğünüz gibi. Bu arada etiketi de sökeyim. Hop. Atlas etiketini de söktük. Kaskın görüntüsü bu. Kafamda da gösteririm biraz sonra. Ön tarafta yine ağız kısmında hava kanalları var. Ve aynı zamanda bunun bir aparatı da var. Direkt GoPro takabiliyorsunuz. Onun da fiyatı sanırım şu an 25 euro. Evet. Euro ve dolarla satılıyor. Şu an fiyatı 25 euro arkadaşlar. Buraya takılan aparatın. İçerisi
Pedleri bana biraz sert geldi. Çok yumuşak değil ama ben yarı açık kask kullanıyordum. Bu sebepten dolayı da bana sert gelmiş olabilir. Onun dışında arkada yine egzozları var. Havayı dışarı atan, önden havayı alıp dışarıya atan tarafı. En sevdiğim tarafı şöyle bir şey var. Kilit sistemi arkadaşlar. Yani buna pit lock deniyor. Şurada. Bakın. Cuk diye oturacak. Tık. Abi çekiyorsun. Tamam mı? Al. Çekiyorsun. Bak gelmiyor. Tamam mı? Harekete bak. Şu kırmızı ipi tutuyorsun. Bitti. Adamlar bununla, ben ekrana koyacağım, motosiklet kaldırıyorlar arkadaşlar. O kadar güvenli. Patenti de bu arkadaşlarda olduğu için başka kimse şu an bunu kullanamıyor. Kendileri kullanıyor. İleride belki başkaları da kullanır. Önde sesi, rüzgarı kesen pedi var. Ve son olarak yandaki acil durum ipleri var. Bunu çektiğinizde kaskın kabuğunu atıyor ve sizi acil durumda kurtarıyor. Sonuç olarak Rurok kaskımız bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaskı 2 gündür kullanıyorum. Hemen size ilk izlenimini anlatacağım. İyi mi kötü yan, iyi kötü yanlarını size anlatacağım. Öncelikle gelen sorular da var. İyi midir kötü müdür diye onları cevaplayalım. İç pedleri nasıl diye sordular. İç pedleri gayet kaliteli görünüyor arkadaşlar. Tabi zamanla her iç ped gibi bu da yıpranacaktır. Çok esneyeceğini sanmıyorum. Hani sağlam duruyor. İçeride hani bazılarında böyle genişleme oluyor. Bunda o genişlemenin olacağını sanmıyorum ve içi yeni araba kokusu arkadaşlar. Direkt Egea yani. Egea kokusu var içinde. Diğer soru, kafayı sıkıyor mu? Benim kafamı çok sıktı. Nasıl çok sıktı? Ben daha önce yarı açık kask kullanıyordum. M beden kullanıyordum. İlk başta o da normaldi ama zamanla kullandıkça onun pedleri esnemeye başladı. Ve kafamda ufak da olsa sallanmaya başlamıştı. Bu kaskı da ilk taktığımda, yani ilk defa kapalı kask kullanıyorum, full kask kullanıyorum. Ve kafamı en başta çok sıkmıştı. Daha doğrusu ben kafamı sıktığını sanıyordum. Sadece yanak kısmını sıktı ve bu çok normalmiş. Kafama tam oturdu diyebilirim. Bu iki gün sonunda artık bu kaska da alıştım. Kafamı sıkmıyor. Sadece yanak kısımlarını sıkma devam ediyor kaskla. Gelelim kaskın dış görüntüsüne. Dış boyası gayet iyi arkadaşlar. Yani böyle bir kabartma gibi değil de, hani baskı gibi de değil. Bu bunun bir parçasıymış gibi. Gerçekten çok kaliteli çizimleri var. Daha detaylı göstereyim. Yani hiç böyle zamanla aşınacakmış gibi değil. Direkt kaskın bir parçası arkadaşlar. Dış boyası gayet güzel. Gelelim rüzgar sesi olayına. Daha önceki versiyonların incelemelerini izlemiştim diğer arkadaşlardan. Çok rüzgar sesi alıyor diyorlardı. Ben kendi kaskıma göre bunu söyleyeceğim. Şuayı, arayı bunlarla kıyaslama yapamayacağım tabii ki. Gibi kask vardı bende. Ve rüzgar sesini çok fazla alıyordu. Hatta bayağı fazla alıyordu. Bu kask rüzgar sesini yarı yarıya indiriyor. Aynı zamanda dışarıdaki sesleri de yarı yarıya indiriyor. Yani ben cruiser kullanıyorum. Normalde çok ses çıkaran bir motor. Akropovic de var. Bayağı gürültülü bir motor. Ama bu kaskı taktıktan sonra sesi yarı yarıya düştü. Ve rüzgar sesi de yarı yarıya düştü. Şöyle de bir şey var. Hızlı gittiğim zaman motorun sesini hiç duymuyorum. Böyle de bir artısı var. Bu neden oluyor bilmiyorum. Hani eski kaskımda motorun sesi artıyor tabii hızlı gittikçe, daha çok duyuyordum. Bunda hızlandıkça motorun sesini hiç duymuyorum. Rüzgar sesi de yarı yarıya düştü arkadaşlar. Ses olayı bu şekilde. Vizör durumunda şeffaf vizörü kullanmadım. Siyah vizörü kullandım bu iki gün boyunca. Çünkü genelde gündüz havalarda kullandım. Ama şey gibi değil. Bir güneş gözlüğü gibi değil. Yeterince şey yapmıyor. Güneşi kesmiyor. Bayağı ince bir filmi var. Üzerinde film diyeyim. Bayağı bir ince filmi var. Yani karanlıkta bile bunu kullanabilirsiniz. Tabii tünel münele girmezsiniz karanlıkta. Normal bir karanlıkta, saat böyle hani havanın yeni karardığı zamanlarda da bu vizörü kullanabilirsiniz. Öyle hani ben bunu taktım, güneş gözüme hiç gelmeyecek, böyle bir şey yok arkadaşlar. İçinde güneş vizörü ya da ne bileyim güneş gözlüğü ne diye adlandırıyorsunuz bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Hani normalde şöyle yandan basarsın tak diye buraya bir güneş gözlüğü iner. O olay yok. Onun olmaması bence güzel bir olay. Çünkü şöyle oluyor. Kask katmanlardan oluşuyor. Ve o güneş vizörünü, güneş vizörü diyeceğim ben ona. Güneş vizörünü taktıkları yerde bir boşluk oluyor arkadaşlar. Çünkü oraya güneş vizörünün girip çıkması lazım. Bu adamlar o katmanı da doldurup daha güçlü bir hale getiriyorlar ve güneş vizörünü iptal ediyorlar. Ama onun yerine gözlük takma yerleri var. Yani şuradan kenarlardan gözlükleri takarsanız cuk oturuyor. Ben güneş gözlüğü kullanmıyorum ama optik gözlük tam oturuyor. Kaskı kullanırken optik gözlük tam oturuyor. Hava kanalları kısmına gelirsek, üst taraftaki hava kanalından hava açıkçası geliyor mu gelmiyor mu onu tam anlayamıyorum. İçeride böyle bir boğucu bir hava sadece durduğum zaman oluyor. Yani yerimde durursam kapalı kask olduğundan, belki de ben alışkın olmadığım için böyle bir boğucu bir hava oluyor. Ama giderken emin olun şuradan gelen hava harika hissettiriyor. Çok rahat hissettiriyor. Aynı şekilde alttan da bir hava geliyor. Yani sürerken
Hem rüzgar sizi rahatsız etmiyor, size değen bir rüzgar yok ama içeride hava dar bir durum oluyor. Sürüş anında hava kanalları gerçekten çok iyi. Vizörü kapattığımız zaman, yani şu olayı yaptığımız zaman, işte pinlerden hava giriyor mu, yanlardan hava kaçıyor mu, bizi rahatsız ediyor mu? Öyle bir şey yok. Fitilleri gerçekten güzel yapmışlar. Özellikle kaskı şöyle kilitlediğimiz zaman hava falan girmiyor arkadaşlar. Fitillerini çok kaliteli yapmışlar. Hava falan gelmiyor. Rurok'un Finlock dediği sistem var. Tak çıkart sistemi. Şu olay. Yani takarken ve de çıkarırken gerçekten ben bundan daha kolay bir şey görmedim. Daha güvenli midir değil midir onu tartışırlar ama videoda zaten gösterdim. Motosiklet kaldırıyor adamlar. Yani o konuda sağlam ve çıkarırken çok basit. Takması ve çıkartması bence en basit, en rahat kask bu arkadaşlar. Finlock kısmı benim için bu kaskı diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi. Kask yenidir diye mi bilmiyorum. Görüntü çok net. Hani çizik mizik olmadığı için ya da ne bileyim kir tutuyor mu tutmuyor mu bilmiyorum. Ben hiç silmedim. Toz falan ya da parmak iz tutuyor mu bakayım. Parmak izi de çok tutuyor gibi değil arkadaşlar. Vizör için konuşuyorum. Parmak izi çok tutuyor gibi değil. Gayet temiz duruyor. Yani çok fazla kiri tutan bir vizör yok. Ve bakış açısı çok geniş. Yani kafanızı çevirdiğinizde sağdaki soldaki arabaları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazı kasklarda bu alan çok dar oluyor. Ama bu kaskta gayet geniş ve net bir görüntü sağlıyor size. Evet, kaskla ilgili ilk izlenimim buydu. Sizin de merak ettiğiniz, bilmek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Belki bir güncelleme videosu çekip ya da yorumlarda doğrudan size cevap vererek aklınızdaki soru işaretlerini gidermiş oluruz. Video bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. O zaman hodollayalım.